Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabartılı bir modelle yelek çalışması yapacağız. Yelek çalışmamızı arkadan başlayacağız. Arkadan omuzlarımızı birer birer ördükten sonra yeleğimizin kenarlarındaki bu görmüş olduğunuz renkli kısımları da çalışarak yeleğimizi tamamlamış olacağız. Evet, hemen yeleğimizi örmeye başlayalım yeleğimizi örmek için Nakonun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum morumda Nakonun lüks minnoş baby'si fakat e, örgümden kalanları bu şekilde yumak haline getirdiğim için kenar bandı bulunmamakta beyaz ipimiz bildiğimiz beyaz renk numarası 208 100 gram ve 340 metre bir ip tabi dilediğiniz iplerle yeleğimizi örebilirsiniz sadece marka sorduğunuz için söylüyoruz yoksa kesinlikle bu marka olmazsa olmaz diye asla öyle bir şey yok normal iplerle olur daha ince daha kalan iplerle örebilirsiniz. Sadece zincirlerimizle ölçülerimizi ayarlayalım. Hiçbir problem olmadan iç rahatlığıyla örebilirsiniz. Bu ipimizi örmek içinse 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Kabartılı bir model öreceğim için daha güzel kabartısı belli olmakta. Evet hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Arkasından yeleğimizi örmeye başlayalım. İlk önce şöyle düğümümü atıyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye. Kaç tane hangi yaş grubu için öleceksek ona göre zincirlerimizi büyük ya da küçük çekebiliriz. Biz küçük bir yelek çalışması yapacağız. Çok büyük çalışmalar yapmıyoruz. Yaklaşık 1-2 yaş grubu çalışıyoruz genelde. 3 zincirimi çektim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi çekelim zincirlerimizi. 56 tane zincirimi çektim. 56 zincirimizin ölçüsüne bakalım. Hemen tığımızın yanına bir cm tutuyorum. Ve diğer ucuna şu şekilde hiç dokunmadan bakmak istiyorum. Çünkü hani herhangi bir şekilde yanıltıcı olmayalım. 23 santim zincirimizin ölçüsü. Elimi tutuyorum. Bakınız elimi tuttuktan sonra 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim, tığımın başını doluyorum, tuttuğum yere geliyorum, bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde ve aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Hemen modelimize başladık bakınız çünkü lastiğini diğer rengimizle yapmak istiyorum. Döndüğümüz yeri bir trabzan ve aynı yuvanın içerisine ikinci bir trabzanım ördüm. İki tane zincirimi çekiyorum, aynı yere giriyorum ve başlıyorum 1 2 atlıyorum 3. zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere bir trabzan daha örüyorum 2 trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum ve yuvanın içerisine batıyorum 2 tane trabzanlarımın olduğu yere Tırmanın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. zincirimin içerisine giriyorum. 1 ve 2. trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı iki trabzan ördüğüm yere gelerek batıyorum. Şu şekilde bakınız. 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya batıyoruz. 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya batıyoruz ve aşağıdan 2 tane zincir atlayıp 3. zincire batıyoruz biraz daha birlikte yapalım Evet tığımızın başını dolayalım 1 2 zincir atlayalım 3. zincirin içerisine gelerek 1 aynı yere ikinci bir trabzanımızı örelim 2 tane zincirimizi ilave ediyoruz aynı yere hemen batıyoruz Trabzan olduğu yere tekrar tığımın başında oluyorum. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirimin içerisine geliyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimizi çekelim. Aynı yere batalım. Ve tekrar tığımızın başını dolayıp aynı işlemimizi tekrar edelim. 2 tane zincirimizi atlayıp 3. zincir yuvasının içerisine 1 ve 2 trabzan 2 zincir ve bir tane batış yapıyoruz. 1 2 atlıyorum. 3.'üye batıyorum. 2 trabzan, 1 2 zincir hemen batıyorum ve uç noktaya kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz. Evet modelimizi birinci zincir sıramızın üzerine yerleştirdik önden şu şekilde, arkadan ise bakınız böyle görülmekte. Birazcık daha ilerleyince çok daha net belli olacak modelimiz. Şimdi en son e, zincir yerindeyiz. İki tane trabzanımı ördüm, iki tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımın olduğu yere batışımı yapıyorum ve zincirim bittiği için tığımın başını doluyorum ve en sondaki zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek başlıyorum ve örgümün arka yönünü çeviriyorum arka yönüne şöyle bir bakalım bakınız zincirimizin olduğu yer iki trabzanımız zincirimizin olduğu yer iki trabzanımız önce zincir sonrasında iki trabzanımız gelmekte şimdi 3 tane zincirimizi kenar Çizgimiz olarak devam edeceğiz. Tağımızın başını doluyoruz. Burada gördüğümüz iki zincirin içerisine yine iki tane trabzanımızı ardı ardına örüyoruz. Bir ve iki. Tekrar iki tane zincirimizi çekiyoruz. İki trabzan iki zincir. Burada dibine batmıyoruz. Şuradaki hemen yandaki gelen ilk trabzana yandan girerek bu şekilde batıyoruz. Yani dışarı kabarttık. Tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 2 zincirin olduğu yere girerek 2 tane tırabzan. 2 zincir. Hemen yandan giriyorum. Kapatıyorum. Ve ilerliyorum. 2 tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 zincir. Yandan Bakınız başını dolamıyorum. Sadece kapatıyorum. Yine iki tane trabzan, iki zincir ve ilk trabzana yandan girerek uç noktaya doğru ilerliyorum ve bu şekilde örmeye devam edelim. Sıramızın tekrar başına kadar örerek geldik. Diğer uç noktadayız. Yandan kabartılı bir şekilde aldım. Tığımın başını doluyorum. En sondaki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı örerek geçiş çizgisi olarak oluşturuyorum. 1 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü sıramı başlamak için hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Bakıyoruz ilk önce zincirimizin olduğu yer sonrasında trabzanımız bakın zincirimiz ve trabzanlarımız. 3 zincirden sonra tığımın başını doluyorum yine iki tane trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde yandan girerek kapatıyorum. Araya zincir çekmeden direkt 2 zincirimin içerisine giriyorum. 1 ve 2 tane trabzan. 2 zincir hemen yandan girerek kabartımı yapıyorum. Tekrar 2 trabzan. 2 tane zincir. Yandan girerek kapatıyorum ve bu şekilde biraz örerek büyütelim. Yeliğimizi aşağıdan başlamıştık, aynı şekilde örerek yukarıya doğru büyüttük ve epeyce istediğimiz ölçü gelene kadar örmemize devam ettik. Evet, şöyle istediğimiz ölçüye yaklaştığımız zaman buradaki görmüş olduğumuz boyun kısmını ayarladık. Sol, sağ. Hepsini eşit miktarda bölümlere ayırdık. Şöyle bir sayalım. Bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane şu görmüş olduğumuz bölümümüzden var. Her bir bölümümüzü şu şekilde bakınız kabartılar arasında kalan kısmı olarak saydık. 6 şarj grup olarak ayırıyoruz. 6 sol altı orta altı sağ tarafa. Şimdi sol tarafı ben örmeye başladım. Biraz e, yükselttikten sonra tekrar e, şöyle öne dönecek şekilde ayarlandıktan sonra yani bu omzumuzu ördükten sonra yavaşça öne doğru biraz artışlarımızı yapacağız ama böyle keskin bir artış yapmayacağız. Biraz hafif artışlarımız olacak ve sonrasında aşağıya doğru düz bir şekilde örerek tamamlayacağız yeleğimizi. Şimdi biraz daha örelim sonrasında görüşelim. Evet yeleğimizin ön kısımlarından bir parçasını ördük. Sizlerle birlikte ayırmıştık. 6 6 6 şeklinde ayıracaktık. Hemen bakınız bu kısmı örerek bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane ayıracım var. Bu ayraçlarımız burada tam ortaya gelecek kısmımız. Mavi önemli değil. 1 2 3 4 sıra aynı şekilde hiç artış yapmadan ördük 6 olarak. Yeşil ayıracımı taktıktan sonra bir tane model bu ön kısma doğru kurduk tekrar ve ön kısma modelimizi kurduktan sonra 1 2 3 ve 4 sıra yine ördüm 4 sıranın sonunda bir tane daha modelimi bu kenar kısma yani iç kısma yerleştirdim ve bitene kadar aynı şekilde örmeye devam ettim Farsız fazla bir artış yapmadık şimdi diğer yönümüzü sizlerle birlikte örmeye başlayalım tığıma şu şekilde ilmeğimi taktım ve yine bu yönden devam etmek istiyorum aynen akışkanlığımız devam etsin 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımızın olduğu yerden hemen şu şekilde örmeye başlıyorum şöyle bakınız batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen araya giriyorum modelimizi Aynı şekilde kuruyoruz. 2 tane tırabzan, 2 zincir ve tığımızın başını dolamadan hemen yandan alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 2 zincirin olduğu yere 2 tırabzanımı örüyorum. 2 tane zincir hemen yandan batıyorum. Tekrar 1 ve 2 2 zincir yandan girerek örüyorum. 1 2 2 tane zincir yandan alıyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sayalım 1 2 3 4. 4 sıra aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet 4 sıramızı ördük omzumuzdan 1 2 3 4. 4'ün tam iç kısma gelecek yerden artışımızı yapıyoruz. Buradaki bakınız bir trabzan arası boşluğumuzun içerisine gelerek iki tane trabzan iki zincirimizi örerek yuvamızın içerisine batıyoruz. Ve 1 2 3 zincirle geri dönüyorum ve artışımı burada yaptım. Burada bir tane daha modelimi çıkardım. Hemen ilk iki zincirin içerisine modelimi örerek devam ediyorum. İki trabzan iki zincir ve hemen yandan giriyorum, örmeye devam ediyorum, 2 trabzan, 2 zincir, yandan kabartımı alıyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakınız şuradan koyduk, modelimizi koyduğumuz sıradan itibaren 1, 2, 3, 4, 4 sıra örelim, 4 sıradan sonra bir tane daha artışımızı yapıp aynı şekilde aşağıya doğru dümdüz öreceğiz. Evet, yeşil ayracımın karşılığına gelen yerden artışımı yapmıştım ve sonrasında 4 sıramızı ördük. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakınız tam kırmızı ayracımızın dengindeyiz ve hemen artışımızı yapmaya başlayacağız. 3 tane zincirimizi çekip arkasını çeviriyorum ve hemen ilk boşluğun içerisine girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekip aynı yere şu şekilde yandan girerek batıyorum ve tığımın başını doluyorum. Hemen bir sonraki iki zincirin olduğu yere geliyorum ve iki trabzan, iki zincir yandan alıyorum. İki tane trabzan, iki zincir. Modelimiz çok çok kolay bir model. Hep birbirine tekrar etmekte. Uca kadar örelim. Evet bu şekilde modelimizi artık en son sıraya kadar herhangi bir artış yapmadan örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıramızı tamamladıktan sonra yeleğimizin ön parçasının diğeri de bitmiş olacak. Yeleğimizin her iki önünü de örerek tamamladıktan sonra şimdi kenarlarını örmeye başlayalım. Ve yanlarımızı daha sonra dikelim. Önce kenarımızı örelim hemen. Ben dila rengimi kullanmak istiyorum. Tığıma bir tane düğümümü atıyorum. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak örebilirsiniz. Evet iki tane ipimiz bakınız beyazımız ve lilamız şu şekilde bir iki üç tane trabzan zincirimi çektim. Hemen bir tane trabzanımı örüyorum yandaki trabzanımızın olduğu yere geliyorum bakın ipimi de alttan gizliyorum iki trabzan örüyorum ve devam ediyorum 2 trabzan ve kenar boyunca her trabzan grubumuzu ikişer ikişer örerek diğer buradaki uç noktaya kadar gelelim. İkişer trabzan, ikişer trabzan alarak geldim. Şurada artırma yerlerimizde yalnız hemen uçtan değil de bir trabzan daha içten alırsanız her iki yerde de daha böyle yumuşak bir geçiş olur. Şöyle bir potluk oluşmaz. Şimdi ensemizin olduğu yere geldik. Bakın boynumuzun için çalıştığımız yere. Burada kenar, buradaki görmüş olduğumuz gibi kenarlar düz düz gelmediği için Bakın trabzanlarımız geliyor. Her bir trabzanımızın arasına bakınız, şu iki trabzan arasına bir tane örüyorum. İki zincir çektiğim yere bir tane örüyorum. Tekrar bakınız, birleşme yerine örüyorum. Geçiş yerine battığımız yere. Tekrar trabzan arasına bir tane. İki zincirimin olduğu yere. Geçiş yerine trabzanlarımızın arasına ve yine yan kısma geçiyoruz yan kısımda ilk trabzanımızı araya bir tane örelim sonrasında yine ikişer ikişer örerek aşağıya doğru ilerleyelim tabi eğer potluk oluşacak gibi ise örgünüzün genişliğini darlığını tabi elinize göre değişeceğinden aralarda bir tane de örebilirsiniz çok pot yığılma olmasın aşağıya doğru ilerliyorum. Bakınız işaretimizi olduğu yerdeyim artık çıkarıyorum. Biraz önceki bahsettiğim yerdeyiz. Artışımızı yaptığımız yerde hemen bir tane almayalım demiştim. Bakınız ilk önce şuraya girelim. Zaten tığımız kendisinden ayarlıyor ve buraya girdikten sonra bir değil, iki tanesini alalım şöyle Düzgün bir görüntü olsun hemen bir e, direkt buradan artışımızı yaptığımız için sivri bir şekilde kabartı olmasın sonrasında yine birer birer alarak örelim. Evet bakın uç noktaya kadar gelelim şimdi her iki önümüzü bakınız bu şekilde örerek geldim uç noktadayım yeniden yukarıya doğru çıkmaya başlayacağız. Bu kez... E, Başını dolayıp tek seferde alacağız, azalıyoruz yani ikili trabzan yapmıyoruz, tekli trabzanımızı örüyoruz. Tığımın başını doluyorum, hemen ikinci trabzanımın olduğu yere geliyorum, çekiyorum. Diğer trabzanımı tek seferde, tek seferde birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Eğer yığılma varsa potluk, bir tane trabzan atlayıp mesela buraya atlayıp diğerine batabilirsiniz ama. Potluk olmadığı için ben hepsini örmek istiyorum. Pot gördüğünüz yerde lütfen atlayın. Hemen düzelir. Hiç problem olmaz. Daha üzerine bir sıra daha gideceğiz. Onu da düzeltebiliriz. Ama çok bir yığılma yapmazsanız daha güzel olacaktır. Evet şimdi uç noktaya kadar trabzanlarımın üzerine tekli trabzan örerek gelelim. Şimdi üçüncü sıramıza geldik. Üçüncü sıramızda sadece sık iğne olarak batıyoruz. Her bir trabzanımıza birer tane sık iğne batarak diğer ucumuza kadar devam edelim. Sadece sık iğne bakınız. Önce ikili trabzan ördük. Tekli trabzanımızı ördük ve sık iğnemizi çalıştık. Ve bu son sıramız aynı işlemimizi hem kollarımızda hem de alt kısmında çalışacağız. Şimdi başlangıç yerimize kadar örerek devam edelim. Evet her iki önümüzün sık iğnelerini bitirdim ve yanlarımı da diktikten sonra sık iğnemin olduğu yerden tekrar örmeye başlıyorum. Tığımı alıyorum. İpimizi de şöyle düzeltip hemen aynen buradaki yapmış olduğumuz gibi trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve trabzanımızın içine bir tane örüyorum. Beyazın içine bir tane. Trabzanların arasına bir tane, İki zincirin olduğu yere bir trabzan. Tekrar trabzanlarımın arasına zincirimin olduğu yere geçiş yerimize bakınız. Hemen araların hepsine birer birer trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayalım. Burayı biraz daha etek olduğu için. 3 sırada bitirmeyeceğiz. 2 sıra trabzanımızı, 1 sıra tekli trabzanımızı ve 1 sırada sık iğnemizi örüp toplamda 4 sırada bitireceğiz. Dilerseniz daha uzun ya da daha kısa da çalışabilirsiniz. Şimdi bütün sıramızı örelim. Üzerine trabzanımızı, tekli trabzanımızı ve sık iğnemizi örelim ve görüşelim. Evet yeleğimizi yavaş yavaş tamamlamaya başladık. En son alt kısmına başlamıştık. Sizlerle beraber alt kısmını 4 sıra olarak ördüm. 1, 2, 3, 3 sıra trabzan ördüm. Son sıramı sık iğne olarak ördüm. Bakınız burada ön kısmına sadece zincir çekerek e, bağcık yapmak istiyorum. Minik bir fiyonk yapmak istiyorum. Kolumun bir tanesini çalıştım. Şimdi diğer kolumuzu da sizlerle birlikte çalışalım. Sonra diğer bağcığı da sizlerle birlikte ördükten sonra... E, yeleğimizi tamamlamış olalım. Hemen diğer bağcıktan başlayalım aslında. Şöyle araya giriyorum. Bakın tığımı ipim bağlı ve dilediğiniz uzunluğa gelene kadar sadece zincirimizi çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. 30 tane zincir çektim. Hemen kesiyorum. Buradaki e, ipimizi şöyle çok sıkı bir şekilde çekelim ve koparalım. Yani yine orayı da keselim. Şimdi kolumuzun altına başlayabiliriz. Orayı da tamamladıktan sonra kolumuzun her zaman olduğu gibi tam altından başlıyoruz. Tam altından giriyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum kolumuzda bir tane trabzan sırası bir tane tekli trabzan ya yani ikili trabzan tekli trabzan ve sık iğne sırasına göre ördük e, tıpkı önleri ördüğümüz gibi birinci sırada uygun aralıklarla trabzanlarımızı örüyoruz 2 buraya bir tane 1 ve 2 genişliğe göre 2 dar olan yerleri bir tane zincirimizi çekerseniz çok daha güzel bir ayarlama olacaktır. Yani göz kararı dediğimiz karar ya da elimizin kararı dediğimiz kararla ayarlamamızı yapalım ve birinci trabzan sıramızı ve üzerine tekli trabzanımızı ördükten sonra sık iğnemizi de yaparak tamamlayalım ve evet, dileğimizin kolunu da tamamladıktan sonra bakınız her iki e, zincirimizi de bağcık olarak yaptım ve yaka kısmına minik bir de çiçek çalışmak istiyorum lila rengimizden hemen çiçeğimizi örmeye başlayalım zincirimizi çekerek hemen çiçeğimizi örmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum birinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4, 5, 5 tane zincir çekip yapmış olduğum minik yuvanın içerisine giriyorum ve bir trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, yuvaya tekrar giriyorum, bir trabzan daha örüyorum. İki tane kutucuğumuz oldu. Bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan şekliyle yuvamızı dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane e, trabzanımız oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. 7. Bir zincir çekiyorum ve 1, 2, 3. zincirin içerisine girerek batıyorum. Ve bu şekilde kutucuklarımızı tamamladık. Tığımızın başına dolayalım. İlk kutucuğun içerisine trabzanımızı örmeye başlayalım. 1, 2 3 ve 4 4 tane trabzanımızı örelim 4 trabzanımızı ördükten sonra yandaki kutunun içerisine gelerek batalım tığımızın başını tekrar dolayalım sıradaki kutunun içerisine 4 tane trabzanımız örelim 2 3 4 4 tane trabzanımızı ördükten sonra hemen yanındaki kutunun içerisine batalım ve bir sonraki trabzanın içerisine yine 4 tane trabzanımızı örelim 2 3 ve 4 bir sonraki kutunun içerisine batıyoruz ve sıradaki kutuyu yine 4 defa dolduruyoruz 2 3 4 ve hemen batıyoruz. Şimdi bakınız 4 tane çiçeğimiz oldu. Battığımız yerden boş kutu bakınız. İlk başlangıç trabzanın yanındaki boş kutuya battık. Hemen buradan zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra hemen bir birinci doldurduğumuz trabzanın yanından giriyorum ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki trabzanıma giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 6. 6 6 zincir çekerek bütün trabzanlarımızın ardından girerek yeni kutucuklar ayarlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. de şimdi hemen hazırlıyorum. 8. Evet 8 tane kutucuğumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi başlıyoruz doldurmaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane trabzanımı çekiyorum. Bakınız. Hemen dibine batıyorum 7. trabzandan sonra. Bir sonraki kutunun içerisine geçiyorum ve sadece batıyorum. 7 tane trabzanımı buraya da örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen dibine batıyorum. Aynı şekilde bütün trabzanlarımızı örerek dolduruyoruz. Bütün yuvamızı, trabzanlarımızı doldurarak örelim. Evet trabzanlarımızı birer birer doldurduktan sonra bakınız 7 7 7 7 doldurduk ve ilk başlangıç yerimizin dibine batıyoruz ve bir tane de zincirimizi çekerek çiçeğimizi ördüğümüz ipi koparıyoruz ve uygun gördüğümüz e, yeleğimizin üst tarafındaki robamıza güzelce çiçeğimizi yerleştiriyoruz. İçeriye ipimizi gizleyelim ve yeleğimin yaka bölümüne şu kısımlara şöyle çok da yukarıya olmayacak şekilde dikmek istiyorum. Evet, yeleğimizin e, roba kısmına yakın yere de çiçeğimizi diktikten sonra yeleğimizi tamamladık. Evet, bütün aşamalarını birlikte yapmış olduğumuz yelek çalışmamızın sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.